Neredesiniz Matmazel? Yemeğin sonuna geldik neredeyse. Aşağıdaydım. Beşir nerede? Babam çağırdı. Uyumuş. Ben de konuşamadım. Ne olmuş siz biliyor musunuz? Hayır. Dedim ya konuşamadım. Bugün Behlül'le tartışmışlar. Ne oldu acaba? Afiyet olsun. Ne olduğunu kendisinden öğreniriz artık. Ne konuda? Beşir'i konuşuyorduk. Bugün ters bir şeyler olmuş. Masaya getirilecek kadar önemli bir mesele değil. Bugün Matmazel'e de söylemiştim. Masaya ben getirmedim. Ben söyledim, özür dilerim. Önemli değil. Hadi şöyle geçelim. Ne oldu, sen bu gece Elif'te olmayacak mıydın? Program değişti. Bir yere gideyim dedim, mekanın önündeki magazinciler önüme atladılar resmen. Hala olayların adamısın ya, hoşuna gitmiştir. Ne diyorsun? Arabayı tanıdılar, kaza yaptıracaklardı neredeyse. Değiştir sen de arabayı. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Bahane çıktı baba bak, arabasını yenilemek istiyor. Gerçekten yapacağım öyle bir şey. Yarın bakacağım. Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ne oldu? Evlilik tarihini konuşacaktınız. Paris'teki ajans teklifi geri çekmiş. Yani Paris işi yattı. Ne güzel işte. Hemen evlenirsiniz. Yok, vazgeçtik. Alın işte. Ajansı benim etkilediğimi düşünüyor. Sinirimi bozdu. Bizim reklamları yapan firmaymış aracı olan. Sen engel oldun diyor. Ben de sinirlendim. Madem öyle düşünüyorsun ben de bu yaz evlenmeyeceğiz dedim. Hey! Bülent'le iddiaya girmiştik de. Bir etkimiz olacaksa ajansla konuşalım istersen. Annem de konuşabilir istersen. Kimdi senin arkadaşın? Necmi. Evet, Necmi Bey'i arar Elif isterse. Yok, yok. Karışmayacağım. Her halükarda bir yıl daha bekleyeceğiz. Hadi bakalım hayırlısı. Bana müsaade. Odama çıkacağım. Ben de geliyorum. Nihal. Biz piyano çalışacağız seninle. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Nereden çıktı? Konuşmadık daha önce. Son günlerde derslerden, balo hazırlığından piyanoyu ihmal ettin. Biraz çalışalım. Peki. Birazdan hep birlikte ineriz. Ben de dinlemek istiyorum kızımı. Memnuniyetle tatlım.